Ülkenin birinde padişah veziriyle birlikte gezintiye çıkmış. Halkının durumunu daha iyi öğrenmek istemiş. Gezerken bir demircinin önünden geçmişler. Demirci işlerini yapıyormuş ama örsün başına geçince ağlamaya başlıyormuş. Padişah bu duruma bir anlam verememiş. Vezirine demircinin neden ağladığını öğrenmesi için emir vermiş. Gezintiye devam ederken bu defada bir bahçıvanla karşılaşmışlar. Bahçesi çok güzelmiş. Bahçede güzel meyve ağaçları ve çiçekleri varmış. Bahçıvan ağaçtan elmaları güzelce topluyormuş ama ağaçtan inerken ağlamaya başlıyormuş. Padişah şaşırmış. Halkım neden mutsuz diye merak etmiş. Vezire yine emretmiş. Biraz daha gezmişler. Artık saraya dönüyorlarmış. Yolda bir dilenci dikkatini çekmiş. Dilenci para verenlerden ensesine vurmalarını istiyormuş. Sonra da ağlamaya başlıyormuş. Padişah hayretler içinde kalmış. Vezirden ağlayan bu üç kişiyi yanına getirmesini istemiş. Aradan günler geçmiş. Vezir bu üç adamı bulmuş. Padişahın huzuruna getirmiş. Padişah önce demirciye sormuş neden ağladığını. Demirci de başlamış anlatmaya, yıllar önce karnım acıkmıştı, tavuk yiyordum. Yemeğimi yedim, artık sonuna gelmiştim. Bir kedi belirdi, elimde but vardı. Ona bakarak bana o budu verirsen sana 100 altın veririm, dedi. Ben inanmadım, kedi böyle bir şey yapamaz, dedim. Kedi tekrar seslendi. Bu sefer tavuğun kanadına bakarak bu parçayı verirsen 200 altın veririm, dedi. Yine inanmadım, kedi kayboldu. Gittiği yerden bir ışık parladı. Bir baktım ki hazine görünüyor. Elimi attım ki boşluk. İşte o günden beri o kediye inanmadığım için üzülürüm. Örs her vuruşumda aklıma gelir. Padişah bu sefer de bahçıvana sordu. O da şöyle anlattı, çok seneler önce elma toplarken dala bir kuş konmuş. En güzel elmayı bana verirsen mücevher veririm sana, dedi. Ben inanmadım, yaşlı bir adam ortaya çıktı o anda. Beni bir yere götüreceğini söyledi. Ben de tamam dedim. Beni mücevherlerin içine götürdü. Beni ortak edecekti. Ama ben inanmadım. Adam başka bir odaya gidince içinden bir yüzük aldım. O görmeden cebime attım. Odadan gelen adam benim hazineye layık olmadığımı düşündü ve bahçeme geri getirdi. İşte bu nedenle ağlıyorum. Kötülük yapmasaydım şimdi zengindim. Padişah kaçırılan fırsatlar için üzülmüş. Dilenciye dönerek onu dinlemeye başlamış. Benim 40 tane devem vardı. Onlarla yük taşırdım. Çok mutluydum. Bana yükünü taşıtan adamla bir gün yola çıktım. Adamın yüklerinin hepsi altındı. Ben de adamı öldürüp altınları ele geçirmeyi planladım. Tam adamı öldürüyordum ki adam, beni öldürme sana tüm hazinelerin yerini göstereyim, dedi. Merak ettim. Nasıl olacağını sordum. Elinde bir sürmenin olduğunu, onu sürünce bütün hazinelerin göründüğünü söyledi. Bir gözüme sürdü. Bütün hazineleri gördüm. Diğer gözüme de sürmesini istedim. Olmaz, dedi. Diğer gözüne de sürersem kör olursun, dedi. İnanmadım, zorla sürdürdüm. Gerçekten kör oldum. Dünyam karardı. Tüccar da her şeyimi alıp gitti. İşte enseme vurdurarak bunun bedelini ödemeye çalışıyorum. Yaptığım hatanın pişmanlığını yaşıyorum. Padişah kaybolan bu hazinelere üzülmüş. Bu üç kişiye sarayda görev vermiş. Bu hataları herkese anlatmışlar. Diğer insanlar da açgözlülüğün kötü olduğunu anlasınlar diye.